Mesut Bey'le görecektim. Yok şu an. Ne zaman gelir? Bilemiyorum. Eşi burada Hülya Hanım. İsterseniz haber verelim. Yok. Ben Mesut Bey'le görüşeceğim. İsterseniz bekleyebilirsiniz. Size bir çay ikram edelim. Tamam. Öyle yapalım. Ben arabayı park edeyim. Geliyorum. Tamam. Yavaş! Ya hem dikkatsiz hem kaba. İnsan bir özür diler. İnsanlar bir tuhaf ya. Hoş geldin. Hülya'cığım nasılsın? İyiyim. Ne oldu? Canım mı sıkkın seni? Ya bu erkekler ne ara bu kadar saygısız oldular? Ay inanamıyorum gerçekten. Adamın biriyle şurada çarpıştım. Elimde çanta falan her biri bir tarafa uçuştu. Çantayı almak şöyle dursun özür bile demeden kaçıp gitti. Nasıl? Şimdi burada mı oldu? Evet şimdi içeri girerken dedim ya. Bizim öyle müşterilerimiz yoktur kaba ama. Evet canım müşteriydi besbelli. Ne yapayım Sumru'cum yani insanları tek tek tabii kontrol edemiyorsun. Ama çocuklara söylerim. Bir girine çıkına dikkat ederler tabii yine. Tabii sen de haklısın. Aman neyse ne. Bugün kimsenin yaşamı kaçıramaz. O kadar mutluyum ki. Bak restorana gitmedim. Kendime tatil ilan ettim. Sana geldim. Ay ne diyorsun? Yeni bir ortaklık falan mı aldın yoksa? Hayır. Ha? Hayır. Sen bana söyle bakayım. Ne? Pasaportun var mı? Pasaportun mu? Var ne olacak? Nereden çıktı? Venedik'e gidiyoruz. Nasıl? İkimiz mi? Hayır canım. Azmi, sen, ben, Mesut dördümüz basıp belediyeye gidiyoruz. Bir dakika ya. Yani sizin Azmi ile aranız zaten bozuktu. Siz ne ara iyi olduğunuzda tatil programı yaptınız? Tatile değil canım. Evleniyoruz biz. Siz de şahidimiz olacaksınız. Özür dilerim. Ay ben ne yapacağım? Şaşırdım gerçekten. Her şey o kadar hızlı değişiyor ki sinirim bozuldu kusura bak. Yani hayat böyle hızlı akıyor. Uyumak lazım öyle değil mi Hülya? Yalnız kimseye söylemeyeceğiz. Sadece sen ve Mesut bileceksiniz. Yani Cansu'ya şimdilik söylemeyi düşünmüyorum çünkü. Şu Cansu'yla ilgili kararını bir daha düşünmeni isterim. Yok ben karar verdim. Evleneceğiz. Sonra ben onu anlatırım. Ah Sumru ben sana ne diyeyim? Azmi ile ilgili düşüncelerimi zaten gayet iyi biliyorsun. Ama artık evlenme kararı almışsınız. Ne diyeyim mutlu olun inşallah. Demek ki çok seviyorsun ha? Yani çok seviyorum çok. Ha, bu arada Mesut'la Azmi beraber iş yapacaklar. Öyle mi? Aa, ben böyle bir şey hiç bilmiyorum. Vallahi sabah söyledi yani ortak olacaklarmış. Allah Allah. Azmi niye hiç bahsetmedi acaba? Canım Azmi'nin bahsetmemesi normal yani adam Venedik'te şu anda düğün planlıyor. Oturup sen iş konuşacak değil değil mi? Ha? Haklısın tabii. Mesut! Ben mutfağa geçiyorum. Geldi benimki de. Merhaba hanımlar. Hoş geldin. Gel. Ne oldu? Halledebildin mi şantiyedeki sorunları? Yok yok. Bir sorun yok. Hallettim merak etme. Sonra da Azmi'ye gittim. Oradan da buraya geliyorum. Ya sürprizin bir anlamı kalmadı. Bütün haberleri almışsındır sen şimdi Azmi'den. Ne haberi? Venedik'e gidiyoruz. Evleniyoruz biz. Yok ben böyle bir haber almadım. Ama size hayırlı olsun. Olur mu hayatım? Bak biz de şahit olarak gideceğiz. Öyle mi? Evet. Allah Allah. Yani öyle düşünmüşler. Evet ben ikinizi de istiyorum. Lütfen. Yani çizmek yok. Geleceksiniz bakın. Hem zaten Azmi ile de ortak oluyormuşsunuz. Ya evet evet. Öyle bir şeyler var. Olduk sayılır. Detayları konuşuyoruz. Eğer hani canını sıkarsa falan sen bana söyle. Ben konuşurum. Ne konuşacaksın anlamadım.
Yani ne bileyim derim işte yani Mesut'un işini hallettirim, ona hoş gör derim falan bir şeyler söylerim yani. O kadar nazım geçsin artık öyle değil mi? Yani sen de bir iş yap da sonuçta böyle kafede kadınlarla oturmaktan kurtul. Bak Sumru, ne zamandan beri böyle imalı imalı konuşmalar yapıyorsun? Benim sabrım taştı, buraya geldi, anladın mı? Ne dedim ben şimdi? Ne mi dedin? Yok Hülya çok zenginmiş, yok benim işim zormuş falan filan. Yeter artık Sumru. Benim ne sana ne de Azmi'ye ihtiyacım var. Allah'a şükür işim de yerinde, gücüm de yerinde. Yağım da kavrulur, karıma bakarım. Anladın mı? Ne diyorsun sen ya? Niye avlandı şimdi bu? Bilmiyorum. Nereden çıktı bu? Niye saçmalıyorsun şimdi? Anlamadım. Hani sen Sumru'yu çok iyi yapabileceklerini de tahmin etmeliydin. Sen bana Sumru'yu kontrol altına almak için evleneceğini söylemiştin. Hatırlıyorsun değil mi? Biliyor musun? Aslında ben sana acıyorum Sumru. Acıyor musun? Allah Allah. Hiç güleceğim yoktu Allah aşkına. Arkandan çevrilenleri bilseydin hiç böyle gülmezdin Sumrucuğum. Sen ne geveliyorsun bir süredir? Söyle de ikimiz de rahatlayalım artık. Pekala. Şimdi Sumru, sen gerçekten inanıyor musun Azmi'nin seni istediğine? Ne demek şimdi bu? Şu demek, hani sen şimdi böyle evlilik hayalleri falan kuruyorsun ya Venedik'te. Sence Feride Hanım'ın bundan haberi olabilir mi? Ne alakası var bunun Feride Hanım'la? Ben cevap vereyim, evet vardır. Hatta bu fikri Azmi'ye Feride Hanım bile söylemiş olabilir Venedik'i. Yok artık iyice saçmalıyorsun sen. Daha da bombası, Azmi'nin senle evlenmesini isteyen kişi... Onun kafasını karıştıran, aklını çelen Feride Hanım'ın ta kendisi. Ne diyorsun sen ya? Gerçekten saçmalıyorsun. Hayır saçmalamıyorum Sumru çünkü kulaklarımla duydum. Hani şirkete gitmiştim ya kapı önünde beklerken Feride ile Azmi orada konuşuyorlardı. Azmi seni kontrol altında, elinin altında tutmak için sana evlenme teklifi etmiş. Peki neden? Çünkü Feride Hanım öyle öngörmüş. Saçmalıyorsun şu an. Gerçekten Mesut. İnanamıyorum. Ha. Hülya'cığım, hani Azmi ıslah evinden çıkınca ne yapsın? Parası pulu yok tabii. Ne? Islah evi mi? Tabii ıslah evi. Tabii sen bilmiyorsun değil mi? Peki Sumru bak hikayeyi şöyle anlatayım. Şimdi Feride Azmi'yi ıslah evinden alıp buraya getiriyor. Adam ediyor. Ama Azmi bu rahat durur mu? Yaramazlık ediyor. Feride Hanım da onun kulaklarını çekiveriyor. Ya tekrar adam olursun ya da bu şirketten defolup gidersin diyor. Mesut ne diyorsun Allah aşkına? Ben demiyorum Hülya. Feride Hanım diyor. Geldiğin yere geri dönersin diye Azmi'yi tehdit ediyor. Azmi de bu kuyruğu sıkıştırıveriyor. Ne yapsın? Şirketten atılmamak için hop gelip sana evlilik teklif ediyor. İşte işin özü bu. Doğru değil. Yapmaz öyle bir şey Azmi. Peki hisse senetlerini devretmeni söyleyen Azmi değil mi Sumru? Yalan söylüyorsun sen. Aptalsın Sumru. O kadar aptalsın ki gerçeği göremiyorsun. Aç gözlerini Sumru. Feride Hanım Azmi'yi parmağında öyle bir oynatıyor ki Azmi de ne yapsın senin karşında 40 tane yalan atıyor. Ben yalan söylemiyorum. Hani yaşadıklarımızın hatırını Sumru. Eğer bana inanmıyorsan gidip ona sorarsın. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun.